Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere haşlamadan, kolay yoldan makarna tarifi vereceğim. Böyle domates soslu, biberli bir makarna olacak. Gerçekten bu yöntemle yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Arka tarafa da kaynar suyu koydum. Çünkü makarnamıza kaynar su ilave etmemiz gerekiyor. Bu burada kaynasın. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağı. İki tane orta boy yeşil biber. Bir diş büyüklerinden sarımsak küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi biberleri bir süre kavuracağım. Böyle hafif sönsün. Çok makarnanın içerisinde diri diri kalmasın. İşte biberler kavruldu. İçerisine iki tane orta boy domatesi robottan çektim ya da rendeleyebilirsiniz. Onu da ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar domates salçası. Domatesli biberi şöyle birazcık kokusu çıkana kadar kavuracağım. Salçayı çok kavurmazsanız bu sefer çiğimsi bir tat geliyor. Suyum da kaynadı, onu da kapatayım. Bir çay kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Naneyi arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Yeterli. Bir paket makarnanın yarısını kullanacağım. Ben makarnayı yıkadım. Süzdürmeyeceğimiz için öncelikle yıkamanızı tavsiye ederim. O yüzden böyle yapışık yapışık. Şöyle bir 5 dakika makarnayı orta ateşte kavuracağım. Ben burgu makarna kullanıyorum ama sizler hangi makarnayı seviyorsanız onu da kullanabilirsiniz. İlla burguyla yapmanız şart değil. Çubuk makarna bile yapabilirsiniz. Hepsi de gayet güzel oluyor. Kavurduğu yeterli artık. Ben burada hemen 5 bardak, şöyle bardaklar, elimizde klasik bardaklarla suyu ölçtüm ve kaynadı. Şimdi bu kadar ilave ediyorum. Bu ölçü benim için göz kararı ama sizler için bir ölçü haline getirdim. Şöyle bir bakacağım. Eğer gerekirse biraz daha ilave edeceğim. Sizler de duruma göre bakın, pişmediyse biraz daha su ilave edebilirsiniz. Bu su yeterli artık. Tam 5 su bardağı yarım paket için gayet ideal. Ama bu makarnanın cinsine göre değişebilir. Yarım yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Şimdi artık altını kısa alacağım. Ara ara karıştırarak kapağı kapalı bir şekilde pişireceğim. Altını kısmayı unutmayın. Arada karıştırarak kontrol edin. Makarna tam 15 dakikadır kaynıyordu. 2-3 kere açıp açıp ara ara karıştırdım. Altı da kısıktaydı. Böyle hafif sulu gibi gördüğünüz gibi. Şimdi kapatacağım. O dinlenirken tamamen suyunu çekecek. Yeterli. Altını kapatıyorum. Kenara alacağım. 15-20 dakika dinlendikten sonra servis edeceğim. Bir süredir dinlendiriyordum. Gayet güzel oldu. Siz 4 bardaktan katın. 4 bardaktan sonra yavaş yavaş ilave edin. Birden de ilave etmeyin. Gayet de güzel oldu. Şimdi servis tabağı alayım. Bu şekilde hem daha güzel oluyor hem de daha pratik. Süzmeyle falan uğraşmıyoruz. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bazen video içerisinde eksik söyleyebiliyorum ya da unutabiliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.